Herkese günaydın. Dün hem ticaret konusunda Amerika ile ABD arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkması, ki bu aslında yeni bir şey değil. Uçak üretimi konusunda zaten var olan bir durumdu. Avrupa'nın fazla sübvanse ettiğini, desteklediğini düşünüyordu Amerika. Hem de virüs vakalarındaki artış sonucunda kuvvetli bir satış geldiğini gördük. Sadece Amerika ile sınırlı değil, Avrupa'nın genelinde de bir satış var. Ve bu sabah Çin tarafı kapalı. Onun dışında Asya'da da satışlar olduğunu görebiliyoruz. Yine benzer bir şekilde vadeli piyasalara baktığımızda da satışların devam ettiği gözüküyor. Şimdi İki nokta var burada. Birincisi, daha ana trend için konuştuğumuzda Dow Jones'la Nasdaq arasındaki uyumsuzluk. Yani o uyumsuzluk çözüldüğünde Dow Jones'un da yeni zirve yaptırılması durumunda çok önemli bir yukarı hareketin başladığını söylemek mümkün olacak. Şu anda bunun teyidi gelmiş değil. Burada benim daha önce de söylediğim gibi takip ettiğim seviye 2950 seviyeleri. 2950 seviyelerinin kırılmadığı sürece, yani şuradaki gördüğümüz şu alan diyelim, bu seviyeler kırılmadığı sürece çok büyük bir yeni satış dalgasından bahsetmek mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Ama baktığınızda, bakın şurada yine benzer bir uyumsuzluk var. Nasdaq tarafı önceki zirveyi aşmış olmasına rağmen S&P açısından baktığımızda, az önce paylaştım ama tekrar paylaşayım. S&P açısından baktığınızda bu durum onaylanmadı. Dolayısıyla intra divergence, yani ara iç uyumsuzlukların giderek arttığını görüyoruz. Nasdaq genelde hızlı hareket ettiği için öncü bir göstergedir. O yüzden Nasdaq'a ayak uydurmasını bekleriz. Ama giderek büyüyen bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla bunun satış olarak gelme ihtimali artıyor. O nedenle 2950 seviyesini yakından takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Dün biliyorsunuz Kanada'nın notu, 3A olan notu Fitch tarafından kırıldı. Böylece dünyada 3A notuna sahip 10 ülke kaldı. Tabii artık absolut bir dünyada yaşamıyoruz. Görece bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla çok da önemli bir gelişme değil bu. Ama netice itibariyle dünyanın kalitesi diyelim, 10 yıl öncesine göre, 30 yıl öncesine göre dünyanın kalitesi, dünyanın güvenilirliği giderek bozuluyor. Dolayısıyla bunu da not etmek lazım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Güzel bir istatistik olduğu için Nasdaq tarafı, evet, çok sert bir şekilde yükseliyor. S&P tarafı da yükseliyor ama buradaki eğer o 5 malum hisseyi, teknolojinin 5 liderini çıkartırsanız, aslında Amerikan hisse senedi dünyası, yani Wilshire'dan bahsediyorum, S&P'den bahsetmiyorum, 2018'in Ocak seviyesinde. Yani çok konsantre bir yükselişle karşı karşıyayız. Bu yükselişin daha da büyümesi söz konusu. Tekrar söylüyorum, yükseliş bitti anlamında söylemiyorum bunu, ama bu uyumsuzluklar bir düzeltmeye girerse önemli bir düzeltme olacak. Ama çok da böyle topyekün bir yükseliş olmadığını biliyoruz. 2950'yi takip edeceğim. Kırılıp kırılmamasına göre pozisyon azaltacağım veya bazı noktalarda short pozisyon açacağım. Şurada görüyorsunuz, bugün açıklanacak veriler, GDP'yi bir kenara bırakalım, çok önemli değil. Özellikle dayanıklı mal siparişleri ve öncü buradan gelecek olan ticaret verisi olacak diye düşünüyorum. Çünkü ticaret konusu hem sıcak bir konu. Eskiden sadece Amerika'nın ticaret açığı üzerinden tartışıyorduk bu konuyu. Şimdi stratejik ürünlerin her ülkenin kendi topraklarında üretilmesi üzerinden de tartışıyoruz. Hem de Çin gibi, Almanya gibi ülkelerin nasıl krizden çıkacağına yönelik işaretler de burada olacak. Eğer ticareti kullanarak çıkacaklarsa, o zaman tabii çok daha problematik bir dönemden geçiyor olacağız. Euro tarafında önceki gün paylaştığım tablo hala geçerli. Dönüp de baktığımızda trend çizgisinin aşılamadığını görüyoruz. Yani düzenli olarak Euro burayı test ediyor, alışkanlık haline getirdi. Ama şu ana kırılmayı da gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla hala bir bant hareketi içindeyiz. ECB'nin Bundesbank'a gerekli belgeleri sağlamaya başladı. Daha doğrusu neden yaptıklarının kanunlara uygun olduğu yönünde detayları verdiğine dair haberler geliyor. Tutanaklarda da bunun uçlarını görüyorsunuz. Ama netice itibariyle Euro şurada kalıcı bir şekilde
kırılmayı bir türlü sağlayabilmiş değil. Dolayısıyla da biraz daha eğer Euro bullish hareket etmeyi düşünüyorsanız ki 13.80'ler olarak bakıyorum ben ama şimdi tabii trend çizgisi üzerinden konuştuğumuzdan bu devamlı olarak iniyor 13.50'ler. Burası kırıldığında şurada gördüğümüz tepe var ama daha ziyade daha önceki videolarda paylaştığım daha büyük bir düşüş trendi, şuradan gelen düşüş trendinin test edilmesi söz konusu olacak. Birkaç tane dinamik var, sunumlarımda paylaşıyorum. Tekrar buradan üzerinden gitmeyeceğim. Orta vadede Euro'nun durumunun değişeceğini zannetmiyorum ama kısa vadede özellikle fon konusunun hibe mi kredi mekanizmasıyla mı çalışacağına dair gerçekleşecek olan durum Euro'yu neredeyse 1.17'lere kadar da taşıyabilir. Burada takip edeceğiz. Yani trend çizgisi, kısa vadeli trend çizgisi kırılırsa biraz daha Euro pozitif bir ortama girebiliriz. Şu an için hala beklemede olmakta fayda var. Buradaki asıl ilginç hareket bence dün şu tarafta Japon yeniden geldi. Şu açıdan ilginç hareket diyorum. Piyasanın %2, %3 düşmesine rağmen Avrupa tarafında yen yukarıya doğru gitti. Hala da yukarıya doğru gidiyor. Çok mu büyük bir hareket? Hayır değil ama genelde biliyorsunuz yen piyasa satışlarında değer kazanır. Dolayısıyla değer kaybediyor olması bir seans bir şey ifade etmiyor ama önemli bir gelişme. Eğer devam ederse kritik olacak. Tabii buradaki hareketin altına da yansıdığını görüyoruz. Altında 1750 kırıldı mı sence soruları geliyor. Fiyat olarak baktığınızda evet kırıldı gibi gözüküyor. Çünkü birkaç gündür 1750'nin üzerine oturduğunu görüyoruz. Ama hala benim kuşkularım var. Birincisi biliyorsunuz şurada altın gümüş oranına baktığımızda bakın yukarıya gidiyor. Altın yukarıya giderken altın gümüş oranının yukarıya gidiyor olması gümüşün tabii daha zayıf bir hareket içinde olduğunu gösterir. Tekrar bir bakarsak görüyorsunuz şu önceki zirveleri aşan bir altınla karşı karşıyayız. Ama gümüş tarafı tıpkı Nasdaq'la S&P arasındaki uyumsuzluğa benzer bir şekilde bakın önceki tepeler alçalan tepeler şeklinde gümüşte kendisini gösteriyor. Yine altın maden şirketlerine baktığımızda benzer bir durum var. Önceki tepesini aşamamış durumda. Dolayısıyla böyle baktığımızda 1750'nin aslında aşılamadığını düşünüyorum ben hala. Şimdi burada bir ara vereyim. Bir başka tabloya geçelim. Evet. Robin Hood tarafında şimdi arada şeyler geliyor. Twitter tarafından da mesajlar geliyor. Bu arada kusura bakmayın Twitter mesajlarını mümkün mertebe cevaplamıyorum. Çünkü biliyorsunuz mesajların bazen kalitesi çok kötü oluyor. Dolayısıyla artık eskisi kadar maalesef orasına bakmıyorum ama hem Twitter'dan gelen bazı mesajlarda hem mail liste mesajlarda şu söyleniyor. İşte Robin Hood aslında çok temsilci değil. Bakın hacmi şu kadar diye başka analizlerden paylaşıyorsunuz ama Robin Hood'u paylaşan insanlar, ben de dahil, bunu bir temsilci olarak paylaşıyor. Yani Charles Schwab'a baktığınızda da benzer bir durum var. Fidelity'ne baktığınızda da bir iş modelinden bahsediyoruz burada. Robin Hood'dan bahsetmiyoruz. Ve burada da baktığınızda bull yani iki katı hareket eden Gold Miner ETF'inin nasıl bir seyir izlediğine bakarsanız çok ciddi bir anlamda zıplama var. Bakın 5.000'lerden, 4.000'lerden 80.000'lere doğru çıkan bir adım var. Yani perakendenin de çok ciddi bir şekilde altın tarafına yığıldığını söylemek mümkün diye düşünüyorum. Şimdi buradan tekrar çıkalım. Dolayısıyla sözün özü altında 1750'nin tam kırıldığından ben emin değilim. Ama tabii ki üzerine fiyat hareketi olarak baktığınızda önemli bir gelişmenin başında olabiliriz. Onu herkes kendisi değerlendirecektir. Petrol tarafına gelirsek petrolde boşluk neredeyse dolduruldu ve ardından da satış geldi. Çok şaşırtıcı değil aslında isterseniz. İki nedenden satış geldiğini söyleyebiliriz. Birincisi şurada görüyorsunuz boşluğu hemen hemen doldurmuş vaziyetteyiz. Birincisi tabii gelen satışların temelinde
virüs tekrar ekonomiyi kapatır mı korkusu var. Bunun olacağını pek zannetmiyorum. İkincisi de açıklanan stoklara baktığınızda hala depolama konusunda, saklama konusunda biraz problem var. Şurada da görüyorsunuz ufak bir uyumsuzluk oluşmuş durumda. Dolayısıyla burada 35 dolara doğru bir geri çekilme olabilir. Benim burada seyrettiğim, yani ikinci bir panik satış dalgası yaşar mıyız konusunda görmek istediğim konu buradaki farklılığın ne kadar olacağı. Yani getiri yok ama burada eğrinin nasıl değişeceği çok kritik. Geçen gün söyledim, daha pozitif bir noktadayız şu anda önceki aylara oranla ama yeniden kısa vade üzerinde baskı olursa o zaman işte 35 dolar vesaire düzeltmesi değil daha büyük bir şeyden bahsediyoruz demektir. O noktada temkinli olmakta fayda var. 10 yıllıklarla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Genel satışla beraber elbette burada da bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Açıkçası buradaki önemli seviye aşağı tarafta baktığınızda, şunu açabilirsem, aşağı yukarı şurada gördüğünüz 55'li seviyeler. Bu seviyelerin kırılması bizim ciddi bir deflasyon veya büyük bir hisse senedi satışıyla karşı karşıya olduğumuz anlamına gelecektir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil ama takip edilmesi gereken kritik seviye orası. Şimdi Bitcoin tarafına gelelim. Artık zannediyorum Bitcoin'in işte Fed para basıyor konusuyla açıklamanın, anlatmanın çok fazla bir anlamı yok. Yani elbette buna iyi niyetle inanan insanlar var, kötü niyetle bunu pazarlayan da çok insan var ama bir şekilde bu hikayeyi en azından şu anda geride bırakmakta fayda var. Ve Bitcoin'in kritik seviyeler olan 10.000 ile 10.400'leri aşamadığını görüyoruz. Dolayısıyla da burada farklı taraflara da biraz bakmakta fayda var. Yani devamlı 10.000, 10.400 veya işte yok para basıldı, şu kadar trilyon oldu, bundan sonra Bitcoin'i tutana aşk olsun şeklinde analizleri bir kenara bırakalım. İlginç gördüğüm bir şey var benim. Son bir iki hafta içinde enteresan bazı gelişmeler oluyor. Şu takip etmenizi tavsiye ederim. DeFi tarafında önemli gelişmeleri görebiliyorsunuz veya nasıl bir hareket olduğunu görebiliyorsunuz. Burada baktığınızda bakın aşağı yukarı 16 Haziran'da buradaki toplam para, buna yatırım mı diyelim, faiz mi diyelim tam bilmiyorum, aşağı yukarı 1 milyar dolardı. Şimdi bu 1,5 milyar dolara çıkmış durumda. Önemli bir yükseliş. Yani çok ciddi anlamda bir yükselişle karşı karşıyayız. Eğer bu alemi yakından takip ediyorsanız daha önceki dönemlerde Maker'ın bir numara olduğunu göreceksiniz. Compound bir süredir geçmiş durumda Maker'ı ve her ikisinin de coin'leri var bu arada. Ciddi anlamda spekülatif. Maker yanılmıyorsam Coinbase'de yeni yeni işlem görmeye başladı. Compound'u önceki gün paylaşmıştım Twitter'da, transfer edebiliyorsunuz ama henüz Coinbase'de işlem görmüyor. İkisi de son derece spekülatif ama burada önemli olan coin'lerden bahsetmek değil benim açımdan baktığınızda. Şuradaki hareketin çok ciddi bir hareket olması. Bu tabii kendi dünyası içinde buraya gelen bir para da olabilir ama aynı zamanda baktığınızda diğer bazı varlıklardan, yani dolar olabilir, hisse senedi olabilir veya mevduatların kendisinden olabilir, buraya kayan bir para da olabilir. Yani bu öyle bir para ise kripto alemine çok ciddi miktarda para giriyor demektir. Şimdi bu siteyi anlatmayacağım. İyice öğrenmeden de bir şey yapmanızı tavsiye etmem. Ama şurada görüyorsunuz bir DeFi sitesi olarak paylaşıyorum. Bir numaralı olduğu için. Burada bazı faiz oranları var. Nasıl çalıştığını white paper'ından da okuyabilirsiniz. Bence son derece güzel dizayn edilmiş bir durum. Görüyorsunuz bazı coin'lere burada verilen faizler var. Örneğin bir stable coin olan USDC'ye 0.15'lik bir faiz veriliyor. Tether tarafına baktığınızda 5.34'lük bir faiz söz konusu. Wrapped BTC'ye baktığınızda 7.4'e çıkan bir faiz konusu. İşte ZRX'de 6.59. Neyse uzatmayayım, hepsini söylemeyeceğim. Sonuç olarak burada arz ve talebin birleştiğini ve bir şekilde bu piyasalarda
işlem yapıldığını görüyoruz. Yani bu piyasalarda coinlerinizi getiriyorsunuz, bir akıllı kontrat üzerinden oluşuyor. Bir, bakın ne kadar alıcı, ne kadar satıcı diyelim. Alıcı satıcı değil aslında, borçlanan ve borç veren diyebiliriz. Bunların faiz oranlarını görebiliyorsunuz. Mesela Basic Attention Token'da BAT'ta %26'lardan bahsediyoruz. Tabii bu klasik bir mevduat değil. Yani 3 gün, 5 gün, 1 ay bağladım şeklinde değil. Günlük olarak, hatta Ethereum bloğundaki her Ethereum bloğu oluştuğunda işleyen bir faiz mekanizması var. Dediğim gibi baştan aşağı anlatmayacağım. Eğer istek gelirse doğru düzgün, ki zannetmiyorum çünkü konu Fed para basıyor, Bitcoin kopacak aslında. Anlatırım ayrı bir videoda, ama netice itibariyle burada bir bankacılık alternatifi demeyeyim ama bir mevduat alternatifi oluşturulmuş durumda. Ve bu mevduat alternatifi akıllı kontratlar üzerinden çalışıyor ve çok ciddi bazı faiz oranları dönem dönem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da az önce gösterdiğim gibi DeFi aleminde önemli miktarda bir artık toparlanma olduğunu görüyoruz, büyüme olduğunu görüyoruz. Bu aslında Ethereum açısından kritik, çünkü bu işler Ethereum üzerinden oluyor. O yüzden Ethereum tarafına biraz daha dikkatli bakıyorum. Tabii ETH 2 de önemli ama orada da bir şey var. Yani orada yaşanacak olanlar sadece POS'e geçiş değil, öyle gibi anlatılıyor. Çok detay var ama netice itibariyle Ethereum açısından DeFi alemindeki yaşananlar da önemli gelişmeler. Dolayısıyla burada da $300 seviyelerini takip etmeye devam ediyorum. Kırılırsa önemli olacaktır. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.